Yarattığı her şeyde nice hikmet var. Sual: Allah faydasız bir şey yaratmaz mı? Cevap: Yaratmaz. Allahü Teala hakimdir. Yarattığı her şeyde nice faydalar vardır. İnsan aklı bunları anlayamaz. Akıl ancak alıştığı duygu organlarıyla aldığı bilgileri ölçer, kavrar. Kafirleri yarattığında Bunlara uzun ömür, bol rızık, mevki, rütbe verdiğinde, küfürlerini, kötülük yapmalarını dilediğinde ve yılanları, hınzırları, zehirleri yarattığında, görülemeyen atomun, düşünülemeyen küçücük çekirdeğinde, akılları şaşırtan, şehirleri yok eden muazzam kuvvet yerleştirmesinde, ışık, elektrik, mıknatıs ve kimya enerjileri yaratmasında, fizikte, kimyada Biyolojide okunan ve pek çoğu henüz anlaşılamayan madde ve kuvvet ve hayat kanunlarını nizamını kurmasında sayısız hikmetler, faydalar vardır. Faydasız bir şey yapmak aşağılıktır. Dinimiz sayısız varlıkların yaratılış hikmetini açıkça bildirmemiştir. Allahü Teala'nın yarattıklarındaki hikmetlere bakıp gerekli ibreti almayı emrettiği için insanoğlu gücü nispetinde ibret almaya gayret etmelidir. Her varlığın yaratılışında, her emir ve yasakta nice hikmetler vardır. Ölçüsüz konuşan bazı kimseler, bunun hikmeti şudur diyerek kestirip atıyorlar. Halbuki sayısız hikmetinden birisi de şu olabilir dense, belki daha az hata edilmiş olur. Meşhur ölçüsüzlerden birisi, domuz etinin yasaklanmasındaki hikmet, içinde trişin isimli kurtların bulunmasıdır demişti. Münkirlerse, haram olmasındaki sebep tirişinse öldürülmesi mümkün diyerek kafasına göre haramlığını kaldırıyordu. Eğer domuz etinin haram edilişindeki hikmetlerden birisi de tirişin denseydi, münkirin itirazına da sebep olmazdı. Besmelesiz kesilen kuzu eti de haramdır. İnsanoğlu emir ve yasaklardaki hikmetlerden kaçını anlayabilir? Tek hikmet aramak yanlış olur. Allah'a inanan tanıdık bir jinekolog doktor, kız çocukların bakire olarak doğması, mikropları önlemek için demişti. Bu cevap çok tuhafıma gidince ona şöyle sorular sormuştum. Niye mikrobu önlemek için kızlara böyle bir tedbir alınmış da kadınlara alınmamış? Kadınların kızların sakalsız yaratılışları tıraş olma güçlüğünü önlemek için mi? Erkeklerin kadınlar gibi çocuk doğuracak vasıfta yaratılmayışı, erkeklerin sıkıntılara katlanamayacağı için mi? Her şeyde tek hikmet aramak yanlış olur. O halde insan akıllara hayret ve durgunluk veren sayısız hikmetlere bakıp acizliğini idrak etmelidir. Allah'a iman eden, onun emir ve yasaklarına riayet ederse huzura kavuşur. Yeşile, maviye, denize bakmak göz sıhhati için faydalıdır gökteki yıldızların, gezegenlerin hepsinin hikmetleri vardır. Bu gezegenler yollarından azıcık saparsa birbirlerine çarpıp paramparça olurlar. Yerin içinde maden hazinesi saklıdır. Çeşitli madenler, kömür, petrol, soğuk ve sıcak sular, maden suları, kaplıca suları, yerin içinde daha neler gizlidir? Yeryüzündekilerin hangi birisini sayabiliriz? İnsanoğlunun istifadesine verilen çeşitli bitkiler, Sebzeler, meyveler, hayvanlar bulunur. Bütün bunları yerli yerince dilediği gibi yaratan eşsiz hikmet sahibi Allahü Teala'ya hamdolsun. Bunlar onun varlığının apaçık delilleridir. Bilmediğimiz birçok hikmetlerin yanında bildiğimiz hikmetler çok azdır. Güneş ışığında çeşitli ışınlar vardır. Işık olmasaydı gözlerden istifade mümkün olabilir miydi? Renkler nasıl ayırt edilebilirdi? Güneş olmasaydı geceyle gündüz olmaz, her yer karanlık olurdu. Güneş şimdiki yerinden dünyaya çok yakın olsaydı, fazla sıcaktan dünyada hiçbir canlı yaşayamazdı. Güneş dünyaya uzak olsaydı, soğuktan yine dünyada hayat olmazdı. Güneşi böyle dünyaya en uygun uzaklıkta yaratan Allahü Teala'nın şanı ne yücedir. Ayın hikmetlerinden birisi, kameri takviminin hesap edilmesine yaramasıdır bazı geceler ay ışığından da istifade edilir. Met Cezir hadisesi, ayın çekim kuvvetinden ileri gelir. Eğer ay dünyaya çok yakın olsaydı, met olayı olunca denizlerdeki sular kabarıp dünyayı su altında bırakırdı. Ayı zararsız ama faydalı bir uzaklıkta yaratan Rabbimizin şanı çok yücedir. Muntazamdır cümle efalin senin. Akıl ermez hikmetine kimsenin.